Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 21-27 Aralık haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, yine çok önemli bir haftadayız. Hemen hafta başında 21 Aralık'ta Güneş Oğlak burcuna geçiyor ve kış gün dönümü meydana geliyor. En uzun gece 21 Aralık. Bununla beraber yine çok önemli bir gökyüzü olayı 21 Aralık'ta gerçekleşecek. Jüpiter ve Satürn Kova burcunun sıfır derecesindeki büyük kavuşumlarını meydana getirecekler. 20 yılda bir bu iki gezegen zamanın yöneticisi Jüpiter ve Satürn bir burçta bir araya gelirler. Kova burcundaki bu kavuşum uzun vadede önümüzdeki 20 yıllık süreçte bireysel ve kolektif alanda çok önemli tesirler getirecek. Sosyal, ekonomik, toplumsal yapılarda sistemlerin değişmesi, yenilikler, başlangıçlar bilinç seviyelerinde meydana gelecek önemli saçramalar bu iki gezegenin yaptığı kavuşumlarla çok bağlantılıdır. Hepimiz bireysel olarak daha farklı etkilerde alacağız tabii ki. Bunun için detaylı yorumlarımızı hazırladığımız Yıllık videolarımızda bulabilirsiniz. 2021 yıllık videolarımızda 2021 yılında önemli ölçüde etkileyecek olan Jüpiter-Satürn kavuşumunun genel etkilerinden bahsettim. Henüz izlemediyseniz lütfen yıllık videolarınızı izleyiniz. Evet bu hafta artık Merkür Güneşle beraber Oğlak burcunda ilerlemeye başlıyor biraz daha geleceğimizle ilgili konuları daha sistemli bir şekilde düşünmeye, planlamaya başlayacağız. Sorumluluklarımız, görevlerimiz, toplumdaki duruşumuz, tabii ki kariyerimizle ilgili konular. Önümüzdeki belki 6 aylık süreç içerisindeki planlarımız daha ciddi bir şekilde ele alınabilir bu süreç içerisinde. Merkür Oğlak da oldukça disiplinlidir, kararlıdır, hırslıdır ve sorumluluklar söz konusu olduğunda, iş hayatımız söz konusu olduğunda daha sağlıklı, daha yapıcı, daha planlı bir şekilde de hareket etmemize imkan verebilir. Gezegeniniz Mars, Koç burcunda ilerlemesini sürdürüyor ve bu hafta Mars Oğlak burcundaki Plüto ile dik açıda olacak. Özellikle hafta ortası etkinleşecek bu açı ama hafta geneline de yayılıyor aslında. Özellikle Ekim'in ortalarında da bu Mars Plüto kare açısının etkisini hissetmiştik. Şimdi tekrar bu açı etkinleşiyor. Zor bir açıdır, stresli bir açıdır. Siz de özellikle bu hafta genelinde lütfen enerjinizi daha dikkatli, daha dengeli kullanmaya çalışın. Zaman zaman çok öfkelenebilirsiniz. Biraz böyle güç mücadeleleri olabilir ilişkilerinizde. Otorite figürleriyle, üstlerinizle, aile büyükleriyle olan ilişki dinamiklerinde daha dengeli, daha sağduyulu olmaya çalışalım lütfen. Genel olarak tabii ki kazalara ve sakarlıklara da biraz fazla dikkat etmemiz, çok fazla riske girmememiz bu hafta içerisinde önemli olacaktır. Salı gününden itibaren ay sizin burcunuzda olacak sevgili koçlar. Perşembe öğle saatlerine kadar bu doğal olarak enerjinizi de arttırır duygusal enerjinizi de arttırır. Böyle bir durum olduğunda e, duygularınızı kontrol etmenizde biraz zorlaşabilir. Özellikle Çarşamba günü e, bu etkileri daha yoğun hissedebilirsiniz. Çabuk sinirlenebilirsiniz, çabuk tepki gösterebilirsiniz, sabırsız olabilirsiniz. E, bu anlamda e, bireysel olarak lütfen kendi üzerinizdeki oto kontrolünüzü bu hafta daha fazla yapmaya çalışın. Perşembe öğle saatlerinden itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri biraz daha kişisel konforumuza, rahatımıza düşkün olabiliriz. Güvenliğimiz öne çıkacak. Güvenlik olunca tabii ki maddi konularda ve para konularında biraz daha istikrar arayacağız. Bu anlamda paramızı harcama, yönetme, belki ödemeler yapılacak bazı alışverişler ya da daha uzun vadeli parasal yapılanmalar anlamında özellikle bu hafta Perşembeden itibaren arayışlarınız öne çıkabilir. Bazı aktif eylemlerde de bulunabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.